Klanın tüm üyelerinin tek mesleği avcılıktı. Gerçekten Göbekli Tepe'nin inşaatında bir ilk yaşanmış ve avcı klanlar birleşmiş olabilir mi? Kazı koordinatörü Lee Clair, Göbekli Tepe'nin klasik avcı gruplar tarafından yapılabileceğini düşünüyor. Bu yapıların bir konsepte göre inşa edildiğini söyleyebilirim. Mesela yapının bir kısmı tarihte belirli bir zamanda inşa edildi. Bu süre ne kadardı bilmiyoruz. Ancak yapının bir ihtimalle tahmin edilenden daha küçük bir grup tarafından daha uzun bir sürede inşa edilmiş olma ihtimali yüksek veya daha küçük gruplar bir araya gelmiş olabilir. Dolayısıyla 200-300 kişilik büyük gruplar yerine 30-40-50 kişiden oluşan daha küçük grupların da böyle bir yapıyı inşa etmiş olmaları mümkün. Sayıları ne olursa olsun, Göbekli Tepe'yi inşa eden göçebe avcılar büyük bir maliyete katlandı. Ağırlığı 20 tondan fazla olan sütunların her birini tek parça halde inşaat alanına taşıdılar. Taşları işlediler, heykeller oydular. 12 bin yıl önce Urfa'nın florası çok daha yeşildi ve avcı toplayıcılar ham madde için bunu lehlerine çevirebilirdi. Tek amaçları günlük yiyeceklerini tedarik etmek ve hayatta kalmak olan avcı toplayıcılar haftalarca hatta belki aylarca tek bir amaç için çalıştı. Her biri kendi alanında uzmanlaşmıştı ve gerekli teknik bilgiye sahipti. Dahası bu sayıda avcı toplayıcı tarihte belki de ilk kez bir araya geldi. Göçebe taş devri insanları neden bir tapınak projesi için bir araya gelsinler ki? İşte Göbekli Tepe'yi özel kılan da tam olarak bu. Belki de asıl gizem burada başlıyor.